Hadi bakalım var abla. İçelim, güzelleşelim. Bak bir duble içeceğim, sonra uzatmayacaksın tamam mı? Daha fazla içmem. Oho! 40 yılın başı bir izin gününün hakkını verelim dedik. Hadi hadi. Önce bir hoş geldin yapalım. Senin dilini çözmek için önce fondip mi yapsaydık ya? Yavuz sancaklar meselesi değil mi? Ya ben olsam ben de merak ederdim. Bir şey demiyorum zaten. Uzun ve acıklı bir hikaye galiba. Yoksa kırık bir kalp ya da eski bir aşk kokusu mu alıyor? Ne diyorsun sen? Sen içlenip içlenip Türk filmi izliyorsun değil mi? Ya bırak bu ayakları. Bu kadar büyük bir nefreti anca yarım kalmış bir aşk hikayesi açıklayabilir. Belki de yarım kalmış bir hayat. İlginç. Devam edelim. Ben kendim bildim bileli polis olmak istedim. Babam beni öyle yetiştirdi. Adalet için, hak hukuk için, doğruluk için. Bütün bunlara çok önem veriyordu. Hayatının büyük bir bölümünü bunlardan uzak geçirdi çünkü. Benim babam var ya benim babam. Yavuz Sancaktar'ın babasının çakalıydı işte. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Ne yaşadıysa, ne gördüyse çakallıktan vazgeçtim. Sürüden ayrıldım. Hayatının geri kalanını hep pişmanlık duyarak geçirdi. Gözümüzün önünde eriyip bitti. Hastaydı, çok hastaydı ama tedavi de istemedi. Uzun ve acılı bir ölüm istedi yani. Öyle bir anda değil. Vicdanı yüzünden hastalandı babam. Sancaktarların bulaştırdığı çamuru silip atamadım. Kendi kendini yok etti. Can, bence senin bu sancaktar meselesiyle ilgilenmen doğru değil. Yani nasıl derler, bu senin yumuşak karnın. Senin için çok ağır ve kişisel. Sancaktar meselesi kapanmayacak. O adam var ya, yaptığı pisliklerin hesabını tek tek ödeyecek, ondan sonra kapanacak o mesele. Bak bu konuştuklarımız burada kalacak. Son konuşmamız. Ama beni anlattığıma pişman edersen bir gün, ben de dinlediğine pişman ederim seni. Biliyor musun Can? En büyük yeteneklerimden bir tanesi de konuyu ışık hızında çevirmemdir. Bak mesela bu bir klasiktir. Ah ulan be! Ah! Bizim ateş parçasının adını bilmiyorum, iyi mi? Bir şey soracağım, sen hoşlanıyor musun bu kızdan yoksa geyik mi yapıyorsun? Bir ciddiyetin yok, ben anlamıyorum ki. Kızım ben böyleyim. Ne zaman ciddi, ne zaman geyik olduğum belli olmaz. Ya biz de böyle hayatta kalıyoruz işte. Senin gibi külliyen ciddi olacak halimiz yok ya. Yani iyi polis, kötü polisi sen ciddi polis, sulu polis olarak değiştiriyorsun. Aynen öyle. Dünya küçük. Kulede bir daha da küçük. Vay be. Adam idolüm ya. Sen dün kurşundan, bugün gel meyhaneye rakı iç. Yok yok, kesin idolüm ya. Yalnız adam kralmış ha. Bak rakıyı da sek içiyor. Masada tam takır. Hiç sosyete işi değil. İntihar işi. Buyur. Diyorum ki sürekli ölmek istiyor sanki. Sanki değil yani, ölmek istiyor işte. Ya bu öbür dünyada kavuşuruz hikayesi. Ya bak daha önce de söyledik, şımarıklık mı? Başka bir şey değil, amacı yok, amaçsızlık. Yani soyadın Sarrafoğlu'ysa, bir de paran varsa
Ne yaparsın? Bugün bunalıma mı girsem? Ondan sonra işte ben bugün ölmek istiyorum. Böyle şeyler yani, başka bir şeyler. Ne yapıyorsun? Koy. Kızım ben seni davet ettim buraya. Hiç racon bilmiyor musun? Kırdırma kafanı. Ne raconu? Ortak ödeyeceğiz. Hadi. Hesabı ödüyor. Müdahim derim ben ona. Beş parasız müdahim. Gelir ağzına bir lokma ekmek almaz. Bir yudum su daha içmez. Rakısını alır, sek olarak içer. Sonra kalkar, dükkanı temizler, kalkar gider. İyi akşamlar. Tam da sosyete işi değil mi?